Yaşamın Anahtarı'ndan herkese merhabalar. Ben psikolog Yeliz Arda. Bugün Yaşamın Anahtarı'nda eğitimi konuşuyoruz. Biliyorsunuz 2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibariyle başladı. Tabii çocuklar çok mutludur diye düşünüyorum. O yüzden de bugün eğitim üzerine bu ara tatili biz çocuklarımızla nasıl geçirmeliyiz, nasıl değerlendirmeliyiz, psikososyal gelişimler için neler yapabiliriz konularını konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var bugün bizlerle birlikte Yaşamın Anahtarı'nda. Eğitimci Celil Vardar bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aynı zamanda Final Dergisi'nin de rehberlik koordinatörlüğünü yürütüyorsunuz. Evet, eğitim kurumlarında. Evet, birçok göreviniz de var aslında. Eğitimci diye bahsettim ama inanılmaz bir deneyiminiz var bu konuyla ilgili. O yüzden sizinle eminim çok keyifli bir program yapacağız. Hocam 2022-23 ara tatilimiz başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce de biraz konuştuk ama üzerine ben izleyiciler de duysun istiyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar süredir ara tatil veriyor eğitim, öğretim hayatı? Evet. Ve olumlu, olumsuz yanları var mı bu ara tatillerin? Onu merak ediyorum. Şimdi ben aslında biraz daha geniş boyuttan bakarak konuya girmek isterim. Dünyanın bütün ülkelerindeki eğitim sistemleri öğrencilerine 4 tane temel tema öğretiyor. Birey olarak kendini öğretiyor. Evet. Evrende olan biteni öğretiyor. Sayıları öğretiyor, dil öğretiyor. Evet. Şimdi 4 önemli konu. Birey olarak kendini öğrenirken çocuk ana sınıfından artık yukarıya kadar, üniversite yıllarına kadar birey olarak kendini öğrenirken kendini tanıyor. Kendi gibi başka insanları tanıyor. Başka insanlarla nasıl ilişki kuracağını öğreniyor. Kendisini sevindiren, mutlu eden şeyler onları da mutlu edeceğini öğreniyor. İnsan ilişkilerini, evet. Evreni tanırken etrafındaki ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Doğayı tanıyor. Suların aktığını görüyor, gecenin olduğunu, sabahın olduğunu görüyor, güneşin battığını, doğduğunu görüyor. Yani evrende neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. En basitini ifade etmek gerekirse. Günlük hayatta parmaklarının sayısını, ne bileyim işte gözlerini, dişlerini, kulaklarını, işte ailedeki kaç kişi olduklarını filan zaman içerisinde o sayı kavramını öğreniyor. Ve tabii hem kendini ifade etmek için de başkalarıyla iletişim kurmak için dili öğreniyor. Evet. Genel olarak baktığımız zaman bizim sistemimizde sarma sistem denen bir sistem var. Bu sistemde ana sınıfından başlayıp ta üniversite yıllarına kadar konu çocuğun karşısına değişik düzeylerde çıkıyor. Konu başlıkları aynı. Ama düzeyi farklı. Evet. Çocuğa ulaştırılma şekli farklı. Mesela birinde diyelim ki işte tavanda yanan lambayı gösteriyorlar. Bunun adı lamba. Ama ileri sınıflarda o lamba nasıl yanıyor? Evet. O elektrik oraya nasıl gidiyor? Ayrıntılara giriyorlar. Çocuğun yaşına uygun, gelişimine uygun bir şekilde. Tabii ki yaşına ve gelişimine uygun şekilde. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman bu süreç içerisinde, bu büyük yolculuk içerisinde büyük tatillerin, yaz tatillerinin dışında son yıllarda bir de ara tatiller uygulanmaya başlandı. Evet. Aslında bir yıllık bir yolculukta hani uzun yolculuğa çıkarsınız. İşte 8-10 saatlik bir yolculuksa bu arada bir dinlenmeler olur. Doğru. O dinlenmelerde ne yaparsınız işte su içersiniz, ihtiyaçlarınızı giderirsiniz. Ve yeni bir yol için, yolculuğun devamı için bir güç kazanırsınız. Çocuklarımız için de aslında genel olarak baktığımız zaman bu bir mola ve devam eden bir yolculuğun bir molası ve bu molada ne kadar iyi hazırlık yaparlarsa ikinci dönem için, ikinci dönem o kadar başarılı geçecektir. Şimdi bizde tatil konusunda bazı yanlış anlaşılmalar var. Hepimizin bildiği gibi. Tatil deyince hiçbir şey yapmadan yatmayı, dinlenmeyi. Her şeyi bırakmak, durmak. Halbuki tatil bu anlamda çocuklar için düşündüğümüz zaman şimdi bir dönem geçti. Yani 3 aylık bir dönem geçti. Bu 3 ayda yazılı sınavlar oldu. Derslere girdiler, çıktılar, ödevler yaptılar. Bir takım etkinlikler yaptılar. Bu süreç içerisinde öğretmenler onları notla değerlendirdi. Ve onları şimdi okulda görebiliyorlar. Karne verilmedi ama onları görebiliyorlar. Neyi eksik yapmışlar? Evet. Ya da hangi dersi biraz daha emek vermeyi, daha geliştirmeyi. Hangi derste eksikleri var? O eksikleri nasıl giderebilirler? Bu konuda aslında bir durum değerlendirmesi yapıp o durum değerlendirmesi sonrasında bir kendilerine özgü bir program yaparak o program çerçevesinde eksikleri gidermelerin bir fırsatı bana göre. Bu anlamda baktığım zaman bu ara tatili hem sakin sakin durup bir durum değerlendirmesi yapmak ve kararlar almak, bu kararları uygulamaya başlamak olarak düşünmek lazım. Hem de kendilerini geliştirmek için başka fırsatların da peşine düşmesi lazım. Yani örneğin
kitap okuma alışkanlığı kazanması lazım. Bizim şimdi çözemediğimiz bir konu. Evet. Evet. Yani şimdi gerçi bazı uyanık çocuklar biz kitap okumuyoruz ama sesli kitap okuyoruz diye itiraz ediyorlar ama o kitabın yapraklarına dokunmanın tadı, zevki, keyfi başka. Evet. Kazandığı şey başka. Bu bakımdan kitap okumak aslında biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi bireyin kendi dışındaki bireyleri tanıması demek. Başka insanları tanıması demek. Başka insanların kendini görmesi demek. Başka insanların da sohbet etme fırsatı ki, diye bir yazı okumuştum. Tabii ki, çok tabii güzel, yani. Çok doğru. Başka insanların yaşamlarını görerek kendi yaşamına onlardan ne katabileceğini görmek. Hı hı. Onların yaptığı yanlışları görerek o yanlışları yapmamayı öğrenmek. Genişletebiliriz bunu. Bu bakımdan kitap okumak aslında hayatı okumak. Evet. Onun için genç arkadaşlarımızın hangi düzeyde olurlarsa olsun kendi düzeylerine uygun şekilde kitaplar okuma alışkanlığı kazanmaları gerekiyor. Peki bu ara tatilde hani planlı ders çalışma dedik ama bu konuda rehber öğretmenlerden destek alınabilir mi hocam? Tabii, hani birçok okulda, evet. Rehber öğretmenler öğrencilere bu ara tatil için yazılı bir program verirler. Verirler tabii ki yani. Evet. Hangi gün hangi ders çalışmalı, ne kadar çalışmalı, çocukların tabii ki düzeylerine uygun şekilde. O da ayrı bir problem tabii ki. Yani biz çocukların seviyelerine uygun ödev vermiyoruz. Çocukların seviyelerine uygun hedefler de veremiyoruz. Ne bize yazık ki gelmeye başladı hocam oğlumdan dolayı. Hani cuma günü böyle WhatsApp grubundan işte yapılacaklar evet, listesi geldi. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu anlamda arkadaşlarımız da, öğretmen arkadaşlarımız da, rehberlik servislerimiz de çocukların bu süreci verimli geçirmeleri için ellerinden gelen desteği yapmaya çalışıyorlar tabii ki. Tabii burada bir sıkıntımız var. Pandemi döneminin çocuklar üzerinde yapmış olduğu bazı etkiler var. Evet. Çocuklar artık eski çocuklar değil yani. Bunlar 3 sene önceki çocuklar değil. Hem gelişmişlikler açısından hem de bu yaşamın pandemi döneminin kendilerine de yaratmış olduğu tahribatlar açısından. Kendilerini organize etme becerilerini kaybettiler. Çok önemli. Hayat yani, becerisi için evet, ne kadar önemli. Bak bu hayat becerisi çok önemli tabii ki. Ne bileyim işte aileyle hani amiyana tabirle çok uzun süre bir arada kaldıkları için işte ana baba çalışıyorsa bile çalışamadı bir dönemde. Evet, herkes evdeydi. Hani işte evet. Vıcık vıcık oldular böyle işte ilişkiler kötüleşti. Otoriteler falan sarsıldı. Otoriteler sarsıldı. Yani yeni bir dönem, yeni bir süreç yaşanıyor şu anda. Onların da düzeltilmesi için bir fırsat aslında bu. Anne babaların da o fırtına geldi geçti artık. Şimdi artık normal rayına giriyor işler. Bu süreçte çocuklarla olan ilişkilerini düzenleme bakımından, çocuklarla olan ilişkilerini geliştirme ve iyi hale dönüştürme bakımından bir fırsat olarak düşünmelerine yarar var diye düşünüyorum. Çünkü bir evde çocuğun zaten ilk okulu ailesi, evet, ilk öğretmeni de annesi babası. Oradan ne öğreniyorsa, hangi değerleri öğreniyorsa, çocuğun değerleri, yaşam değerleri onlar oluyor. Bu bakımdan evde konuşulan sözler önemlidir. Sarf iki karı kocanın kendi arasında konuştukları önemlidir. Çocuk duyacak şekilde konuştukları da onlar önemlidir. Çocuğa hitap etme şekilleri önemlidir. Çocuktan beklentilerini ifade ederken kullandıkları sözcükler önemlidir. Her şey önemli. Yani bir çocuk yetiştirirken, nasıl bir çiçeği yetiştirirken özen gösteriyorsak, ona o gül yetiştirirken gösterdiği özen gibi çocuğa da özen göstermemiz lazım. İşte rol model olun diyor. Çıkıyor. Evet, rol model olun diyoruz ama gerçekten olmak. Bence de. Evet. Yani anne baba, şimdi ben görüyorum genç anne babalarda küçük çocukları alıyorlar. İşte diyelim ki bir yerde yemeğe gidiyorlar. Hemen sandalyesi geliyor çocuğun. Evet. Çocuğun önüne hemen bir telefon veya tablet koyuyorlar. Çocuk dalıyor kendi alemine. Anne baba kendi aleminde. Çocuk şimdi, bu arada yemek yediğinin de farkında değil. Ama 5 sene sonra ne olacak biliyor musunuz? 5 sene sonra diyecekler ki bu nasıl kurtaracağız bu alışkanlıktan? Telefondan nasıl kurtaracağız bunu? Doğru. Bağımlılık haline biz geliyor. Biz yaratıyoruz onu. Biz yaratıyoruz farkına varmadan. Şimdi sussun iki kelime edelim eşimize diye. Elini veriyoruz, susturuyoruz. Ama bir süre sonra o problem olmaya başlayacak. Yani dış dünyayla bağlantısı kopacak çocuğun. Aşırı hale geldiği zaman. Onun için o dengeyi de iyi kurmak lazım şimdi. Evet, teknoloji önemli ama bu teknoloji hangi ölçüde kullanacak? Nasıl kullanacak? Bu konularda da bilinç geliştirmek lazım. Değil mi? Elbette. Bu ara tatilde özellikle hani ebeveynler de bunu korumalılar. Hani evde bir düzen varsa, bir kurallar varsa o kurallar da belki de devam ettirilmeye. Hani ki ara tatil dediniz ya, hani her şeyi bırakıyoruz. İşte ara tatile girdik. Hadi tatil olur mu yetiyor zaten yani. Tatilimi seviyoruz hani böyle. Böyle çalışmayalım ama şey vardır bizde toplumumuzda, Almanlar gibi yaşamak isteriz. Çok çalışmadan ama yaşantı olarak onlar gibi yaşamak isteriz. Evet, evet. Avrupa'daki diğer ülkeler gibi.
maalesef tatil deyince hemen aklımıza o geliyor. Maalesef şimdi artık çocuklar bunu anlamayabilir ama anne babalar çok iyi biliyor olmalılar. Evet. Başarının bedelini bir dönem ödemeyen insanlar hayatları boyunca başarısızlığını bedel ödüyorlar. O çok güzel bir sözdü, çok severim. Evet, Mümin Hoca'nın... Evet, kendisi de konuğum olmuştu, sağ olsun evet, gelmiş. Sağ olsun, biz de ondan kendini çok şey öğrettik. Beraber çalışmıştık biz de Finer'in kurulduğu, buradan İstanbul'da kurulduğu yıllarda. Buradan da Mümin Sekman'a sevgilerimizi evet, iletelim. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Başarı konusundaki mesela başarı, geçenlerde bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirme çok enteresan. Çok güzel anlatıyor değil mi? Yaşıyor evet, anlatırken. Evet, evet. Yani gerçekten çok, çok şey öğreniyorsunuz onu dinlerken. O yüzden çok kıymetli. Bu ara tatili de o yine teknoloji kullanımı, yine kısıtlamalar gerekiyorsa tabii yapacağız gerekiyorsa yani, onu bırakmadan devam etmeliler. Yani evin bir kuralı varsa, evet, evde bir takım kurallar varsa o kuralları belli artık bir saat herkes, herkes uymalı. Yemek saati varsa yemek saatinde herkes uymalı. Yani bu çok önemli. Yani özellikle yemek saatinde ve masa başında toplanmak evet, çok önemli. Sohbet aile, etmek, edebilmek önemli. Aile, aile birliğini çok önemli, bir arada tutmak, gerçekten dediğiniz gibi hani o sadece göz göze gelmek, sohbet etmek, teknolojiden biraz uzak durmak bence çok önemli. Bence gençleri yetiştirirken bu da çok önemli bir konu. Çok üzerine durulmuyor belki ama akşam yemeklerinin özellikle bir arada olması gereken ve teknolojide uzak olması gereken bir tabii ki yani, durum. Tabii ki. Şimdi bu konuda enteresan bir şey paylaşmak isterim sizinle. Buyurun hocam. Bilim insanları bir takım deneyler yapmışlar. Hı hı. Ev ilişkileri açısından önemli olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istiyorum bunu. Bu deneyde insanları bir odaya topluyorlar, bir grup insanı bir odaya topluyorlar ve bunları ikiye ayırıyorlar. Diyor ki siz daha iyi bilirsiniz mesleğinizi cevabı. Siz şu kelimelerden cümleler kurun. Top, hı hı, at, bahçe, yavaş. Bunlardan bir cümle kuracaksınız diyorlar. Başka bir gruba diyorlar ki genç, dinamik, çevik, hareket filan. Şimdi bu cümle çalışması yapıldıktan sonra insanlar bir odadan başka bir odaya geçiriyorlar ve onların davranışlarını gözlüyorlar. Hı hı. Bakıyorlar ki bir kısmı hızlı, dinç yürüyor, bir kısmı yavaş yavaş yürüyor. İkinci odada başka bir şey başlıyor bu sefer. Onlara yeni kelimeler veriyorlar, cümleler okutuyorlar. Hı hı. Cümlelerden bir kısmı yavaşlıkla ilgili cümleler, bir kısmı da hızla ilgili cümleler, hızlı yürümekle ilgili cümleler. O hızlı yürümekle ilgili cümleleri çalışan grup odadan çıktıktan sonra hızlı hızlı yürümeye başlıyor. Yavaşlıkla ilgili cümleleri çalışan grup yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Demek ki kelimelerini kullanılan kelimelerin insanlar üzerinde farkına varmadan etkileri oluyor. Çok çok şimdi, evet. Bu doğruysa eğer düşünün çocuk yıllarca evde bir takım kelimelerle karşılaşıyor. Evet. Annenin babanın kelimeleriyle karşılaşıyor. Okulda öğretmenlerin kullandığı kelimelerle karşılaşıyor. Tembelsin, söylemlerle yapmıyorsun, çalışmıyorsun. Şimdi o kısacık dönemde yavaşlıkla ilgili, hızlılıkla ilgili yaptıkları deneyde insanlar bu kadar çabuk etkilenebiliyorlarsa 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bu kelimelere maruz kalan insanların üzerindeki bu kelimelerin etkisini tahmin etmek bile istemiyorum. Küçük yaştan itibaren. Tabii ki, tabii yani, ki. Deneyi devam ettiriyorlar sonra mesela aynı gruplarda. Bu sefer kibarlık ve kabalık konusunda yapıyorlar bu işi. Güzelmiş, evet. Kibarlıkla ilgili cümleler kurduruyorlar bir gruba, bir gruba da kabalıkla ilgili cümleler kurdular. Ve sonra insanları iletişimini gözlem evet, altına sosyal alıyorlar. Kibarlıkla ilgili cümleler kuranların başkalarıyla konuşurken onların sözüne saygılı, sözün bitmesini saygıyla beklediklerini görüyorlar. Söz bittikten sonra ancak söz alıyorlar. Ama kabalıkla ilgili çalışma yapanlar karşındaki konuşurken sözünü kesiyor hemen. Yani farkına varmadan demek ki kullanılan kelimeler insanlar evet, üzerinde bilinçaltı etki yapıyor. İşte bu bilinçaltı insanların davranışlarını beraberinde getiriyor tabii ki. Aynen öyle. Evet. Bizim de alanımız ya hocam çok evet, doğrusunuz. Yani kelimeler bizim böyle hayatımızı etkiliyor, yaşamımızı değiştiren şeyler. Evet. Kullandığımız cümleler önce düşünce tabii ki düşünceyle bu eyleme geçince sözler çıkıyor, kelimeler çıkıyor bizden. Tabii ki. Bunlar bizi duygularımızı etkiliyor ve davranışımızı etkiliyor. Bu deneyde de onu yapmışlar. Gerçekten aslında çok önemli. Tabii ki. Ev çocuk, ortamı. Evet. Çocuk yetiştirmek bir sanat bence. Ve ana baba da sanatkar aslında çocuk yetiştirme konusunda büyük ustalar. Ama bu sanatkarların sanatlarını icra ederken uyumaları gereken bazı ufak tefek kurallar da var. Aksi halde eser İyi çıkmıyor yani. Evet. Sonuç. Her insanın eğitimi malum işte doğum ile birlikte ailenin içinde başlıyor. Ve çocuğun biraz önce ifade ettiğim gibi ilk öğretmenleri de anasıyla babası. Evde
ailede huzurlu bir ortam varsa, anne baba örnek kişiliklere sahiplerse çocuğun yetişmesinde bu çok önemli etkiler yapıyor tabii ki. Ve ailenin aile içindeki çocuğun yaşantısı başka insanları tanımaya başlayıncaya kadar devam ediyor bu. Ve başka insanları tanımaya başlayıp başka insanlarla ilişki kurmaya başlayınca evde öğrendiklerine uygun davranışlar geliştirmeye başlıyor. Yani gerçi ana sınıfına gittiğinde, ilkokula gittiğinde, ortaokula gittiğinde insan ilişkileri konusunda yeni yeni şeyler öğrenmeye başlıyor ama evde öğrendikleri temel. Kalıcı. Temel, onlar kalıcı. Mesela bazı evlerde hayata negatif bakılıyor. Bazı karamsar. Evlerde pozitif bakılıyor, karamsar bakılıyor. Hayata olumsuz bakanlar, insanlara güvenmeyen insan, başka insanlar hep kötü, o sana bir iyilik zararlı. Yaptı ama altında evet. Bir şey vardır. Tabii ki. Sürekli böyle cümlelerle. Hani şimdi bir reklam var ya, mutlaka bir şey vardır. O kuşkulu. Hiçbir şey yok. Böyle evlerde, böyle şeylerin konuşulduğu evlerde yetişen çocuklar başka insanlara güvensiz oluyorlar. Ve kaygılı oluyorlar hocam. Çünkü annesi diyor ki aman ha diyor, cüzdanına dikkat et diyor, bak sınıfta bırakma. Arkadaşların alır sonra. Ha, demek ki arkadaşlar benim cüzdanımı alabilir. Evet, hırsız olabilir yani. Sınıfta mesela. Çocuk bu sefer arkadaş ilişkileri de bozuluyor aslında. Başka bir aile düşünün şimdi. Çocuğuna iki tane bisküvit veriyor. Ya bana iki tane fazla, birini de arkadaşına verirsin diyor. Paylaşım öğretiyor. Şimdi bu iki ailede yetişen çocukların tabii ki kişilikleri, hayata bakış tarzı çok farklı oluyor. Ve çok enteresan, hayata bakış tarzı da insanların mutluluğu belirliyor. Hep bunu konuşuyoruz son yıllarda, mutluluk aslında bu çok doğru yani, hani söylediğiniz şey. Hep mutluluk arayışındayız. Yetişkin oluyoruz, mutlu değiliz. İstediğimiz işteyiz ama mutlu değiliz. Huzurumuz yok. Çok paramız var ama mutlu değiliz. Evet. Aslında hep o aile içerisinde çok değil mi hocam? Çok bilirsiniz siz de, Harvard bir araştırma yapıyor biliyorsunuz. 75 yıl süren bir araştırma. Evet. O 75 yıl boyunca Harvard'dan 2-3 grup öğrenci, o bir grup insanı takip ediyor. 725 kişiyi takip ediyorlar. Ve uzun süren çalışmalardan sonra ortaya çıkan çok net, somut ve kısacık mutluluk. Bir sonuç var. Nedir? Mutluluk diyor, başka insanlar kurulan kaliteli ve nitelikli ilişkiye bağlı. Evet, başka insanların gözündeki o mutluluğu, evet. Yardım ettiğinizde. Evet. Yani parayla, pulla, malla, mülkle alakası yok mutluluğun. Eğitimle hiçbir şeyle alakası yok. Başka insanlarla kurulan sosyal yani, ilişkiler. Başka bir bilim bir insan da şey diyordu. Benim evimde 15 eşya var, sizin evinizde 25 eşya var, 30 eşya var. Bu sizin daha çok mutlu olduğunuz anlamına gelmez diyor. Yani eşyalar insanların, mal mülk insanların mutlu olduğu konu, mutlu ettiği konusunda herhangi bir araştırma yok şu ana kadar. Olsaydı böyle çok zengin olan insanlar çok mutlu olurdu. Ya. Sorun yaşamazlardı diye evet, düşünüyorum. Evet. Yani her şeye sahip bir sürü insan var çevremizde, dünyada daha doğrusu. Ama hala konuşuyoruz mutluluk. Nasıl aşacağız, nasıl mutlu olacağız? Şimdi bu aile çocuk ilişkisi ve işte ara tatil meselesini gündeme aldık. Onunla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. İzninizle. Hani her evin, her kurumun bir iklimi var. Şimdi ekosistem diyorlar ya buna. Hı hı. Ben evlerde de, okullarda da, iş yerlerinde de kurulması gereken iklimin aslında sevgi iklimi olması. Aa, ne güzel söylediniz. Çünkü Doğan Hoca bakın diyordu ki bize, merhametli çocuklar yetiştirin. Kedilerin kuyruklarını çekmeyen, karıncaların yuvalarına basmayan, salyangozları ezmeyen çocuklar, köpekleri taşlamayan, ağaç dallarını kırmayan, çiçekleri ezmeyen çocuklar yetiştirin. Ağlayan arkadaşına sarılıp neyin var diye soran, onu kucaklayan, düşen arkadaşını kaldıran çocuklar yetiştirin. Sevgiyi hissetmeyi ve hissettirmesini bilen çocuklar yetiştirin diyordum. Bu anlamda sevgi benim için son derece önemli. Sevgi. Ve ben öğretmen okulu öğrencisiyim. 6 yıl ilk öğretmen okulunda, işte 4 yıl yüksek öğretmen okulunda okudum. Bize meslek dersi öğretmenlerimizin hep tekrar ettiği ama çok sonra anlayabildiğimiz çok önemli bir şey var. Bize diyorlar ki, anne baba da öğretmen de çiftçi gibi olmalı. Ne demek çiftçi gibi olmalı? Şimdi düşünüyorum da ne kadar doğru bir şeymiş. O tohumu ekiyorsunuz tabii ya, ki. Büyümesi için sulamanız gerekiyor, kollamanız gerekiyor. Ama orada şöyle bir şey var biliyor musunuz? Ben köy enstitülerinin devamı bir okulda okuduğum için biliyorum, o öğretmenlerden aldığımız eğitim çok önemliydi bizim için. Diyor ki sen diyor tohumun büyümesi için, gelişmesi için gerekli ortamı hazırlayacaksın diyor. Gübreyse tabii. Gübre, suysa su ama geri çekileceksin diyor. Bekleyeceksin. Büyümek toprağa kök salmak ve oradan yaprak çıkarmak tohumun işi, senin işin değil. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? Daha çocuk yürümeye başladığında peşinde koşturmaya başlıyor. Aman. Aman.
Çocuk düşmeyi, düşüp kalkmayı öğrenmiyor. Düşünce koşuyorlar, panik. Evet. Çocuk bakıyor, ben kötü bir şey oldu herhalde. Bu sefer de çocuk anne babasının yüz şeklinden aslında yaşamaya başlıyor. Aa, annem babam çok korktu, o zaman ben ağlamalıyım. Canı acımasa bile bu sefer aslında hani onlara bağımlı hale gelmeye çalışıyor. Yaptığımız en büyük helikopter kötülüğü. Helikopter aile diyoruz onlara. Evet, en büyük kötülüğü bu çocuklara bu aslında. Evet. Çocukların problem çözüm becerilerini köreltiyoruz. Onların yerini biz çözüyoruz çünkü. Bana da hocam şey soruyorlar hep, hani, hocam ne yapacağız, nasıl problem çözme becerisi geliştireceğiz diye. Diyorum ki çamaşır astırabilirsiniz, bulaşık makinesini boşalttırabilirsiniz ya da bir şey rica edebilirsiniz. Evde herkesin bir görev olması lazım. Evet evet, ortamda bulamıyorsa arayacak, bakacak. Sorumlu bulacak, evet. Nasıl ben bunu yapabilirim, nasıl bunu çözebilirim? Biraz karıştıracak, merak edecek. Tabii ki, yani çok tabii ki. Böyle testler ya da bir çalışma gerekmiyor aslında. Ev içerisindeki etkinlikler bence çok etkili. Benim bu tezimi destekleyen böyle bir şöyle bir düşüncem de var. Diyorum ki ben sevgiyi bitkiler anlıyor. Bitkileri, çiçekleriyle konuşan insanlar biliyorum çünkü. Evet. Hayvanlar da anlıyor. Hatta bilirsiniz bu Baxter etkisi diyorlar şimdi. Hani yalan makinesini bulan kişinin yapmış olduğu bir deney var. Keyif olsun diye işte laboratuvarda bir bitkinin yapraklarına o yalan makinesinin elektrotlarını bağlıyorlar ve biri gelip yaprağını koparıyor. Tıpkı insanların heyecanlandığında gösterdiği davranışa benzer bir davranış gösteriyor bitki orada. Ve tabii ki şaşırıyorlar herkes. Ondan sonra da geliştiriyorlar. Şimdi Amerika'da şey tartışılıyor. Bitkiler mahkemede tanık olarak kabul edilebilir mi? O şekilde cihazlar belki de geliştiriyorlar yani. Şu anda. Çünkü bir bitki kendi yaprağını koparan birisi bir süre sonra aynı mekana geldiğinde aynı tepki aynı göstermeye başlıyor. Aynı titreşim sağlayabilir. Onların bir hafızaları var demek ki yani. Şimdi, çok ilginç. Tabii bu konuda felsefe geliştirmek istemiyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bitkiler sevgi ve nefreti anlayabiliyorsa, hayvanlar sevgi ve nefreti anlayabiliyorsa insanlar niye anlamasın? İnsanlara da vazgeçmemek lazım. Çocuklarımıza sevgiyi anlatalım. Yani şu anda mesela haberlerde de sabah izledim. 10 yaşındaki bir çocuk, kız çocuğu herhalde okulda şiddete uğruyor ve ciddi kırıklar oluşuyor. Annesi okula gidince arkadaşları da izliyorlarmış şiddet uygulanırken. Neden yardım etmediniz diye sormuş annesi. Hani arkadaşsınız, biz keyif alıyoruz. Çok kötü bir şey bu. Bu işte bence dijital dünyanın da çok büyük etkisi var. Çok kötü bir şey bu. Çok kötü, çok etkilendim gerçekten. Hani diğer arkadaşlar da izlerken keyif aldığını söylüyor ve yardım etmiyor. Yani bu çocukları ne yapacağız ya, yani nasıl yetiştireceğiz böyle anne babalarla? Yani bu işte sonuç şu anda. Evet, bu sonuç yaşıyoruz. Yani. Bu doğru önceye bakmak lazım şimdi. Önceden ne yaptık da biz bu sonuç ortaya çıktı. Evet. Hani Einstein'ın bir sözü var. Her zaman yaptığınızı yaparsanız her zaman aldığınız sonucu alırsınız diyor. Şimdi biz her zaman yaptığımızı yaparak bir sonuç almışız. Ama her zaman yaptığımızı yapmaya devam edersek o sonuçları almaya devam edeceğiz. Sonucu değiştirmek için ne yapmak lazım? Ona bakmak lazım. Yani biz çocuklarımızla olan ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Oturup onlarla nasihat etmeden konuşabilmenin yollarını aramalıyız bence. Bir de şey var. Bizim zamanımızda cümlesini bence atın artık diyorum ben. Bir çöpe atın. Bizim zamanımızda bizde şöyleydi böyleydi değil. Yani şu andaki zamanda bu çocuğa aslında dediğiniz gibi sadece sevgi, şefkat, o hani kavramları, saygı, sevgi, tabii ki. Ahlak kavramlarını tekrar anlatmaya başlamalıyız diye düşünüyorum. O içi boşaldı gibi o kavramların hocam. Evet, çocuklara bir sürü şey öğretmeden önce aslında erdemli olmayı, ahlaklı olmayı öğretmek lazım. Evet. Onlar yoksa öğrendiklerini başka şekillerde kullanıyor. Çok iyi hatırlarsınız, siz de bilirsiniz. Almanya'da derler ki 2. Dünya Savaşı sonrasında bir lise müdürü öğretmenlerine her senenin başında mektup gönderiyormuş. Diyor ki işte ben bir insanın görmemesi gereken çok şeyleri gördüm. İşte çok iyi yetiştirilmiş üniversite mezunlarının, inşaat mühendislerinin yaptığı gaz odalarını gördüm. Gaz odalarında yakılan insanları gördüm. Çok iyi yetişmiş hemşirelerin ve doktorların vurduğu iğneler ölen bebekleri gördüm. Anlatıyor işte iyi yetişmiş üniversite mezunlarının alev makineleriyle yaktığı insanları gördüm. Anlatıyor böyle, diyor ki bu nedenle diyor ben eğitimden kuşku duyuyorum. Sizden ricam, çocuklarınızın insan olması için çabalayın. Evet. Çocuklarınızın insan olması için çabalayın. Çabalarınız diyor becerikli canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin diyor. Bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey yani. İnsanı çarpan bir şey bu. Acaba biz
bilgili canavarlar, becerikli psikopatlar mı üretiyor sistemimiz diye düşünüyorum ben yani. Yani şu anda onu gözlemliyorum ben de. Okullarda şiddet arttı, sokakta şiddet çok fazla arttı. Yani evet, bir yerlerde yanlış yapıyoruz hep işte. Hep bir şey, pandemi diyoruz, biraz da bahane üretiyoruz artık, pandemi bitti, bitmek üzere. Evet işte. Ama bu hayat devam yani ediyor. Hani tekrar toparlayıp böyle evet, zihinlerin ne olması lazım i̇şte ailelerimizin. Aynen, anne babaların en azından tekrar bunun üzerine eğilmesi, bunun üzerine bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Akran zorbalığın çok arttığı bu dönemde okulda inanılmaz şiddet haberlerini izliyoruz. Evet evet, maalesef. Ve bunu izleyen bir kesim de var. Hani uygulayan ayrı bir durum. Aslında bunu izleyip keyif alan, destekleyen, videosunu çekip sosyal medyada paylaşan bir de bir durum var yani. Yani işte köpeklerin ayaklarını kesip koparıp şey, video çekip zaten onlar için biz şey yani diyoruz, hani 2 yaşından itibaren bir çocuk kedinin kuyruğuna zarar veriyorsa, bir köpeğe zarar veriyorsa ileride antisosyal kişilik bozukluğu olma ihtimali çok yüksek. O yüzden 2 yaşından sonra bunları yapıyorsa, bir canlıya zarar veriyorsa mutlaka bir psikiyatriste, evet, bir psikoloğa doğru, danışın diye bunu evet söylemeye çalışıyoruz anne babalara. Evet. Hocam kısacık bir aramız var. Kısacık bir aramızdan sonra bu sürdürülebilir rehberlik kısmından sizinle sohbet etmek istiyorum aslında. Rehberlik çok önemli çünkü eğitim hayatında da. Çok iyi rehberlik yapılırsa gençlerimize, çocuklarımıza o kendilerine uygun yetkinlik, becerilere uygun da meslekler seçebileceğini, dolayısıyla daha mutlu çalışabileceklerini düşünüyorum. Onun üzerine siz hangi çalışmalar yapıyorsunuz? Onların bilgilerini de sizden almış olacağım. Bir aradan sonra yine devam edeceğiz. Yaşamın Anahtarı kısa bir aradan sonra devam ediyor. Evet, Yaşamın Anahtarı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün dediğim gibi 2022-23 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başladığı gün. O yüzden çok kıymetli eğitimci konuğumuz var. Celil Vardar hocam bugün bizlerle birlikte. Hocam tekrar merhabalar. Ebeveyn çocuk ilişkisini konuştuk. Şimdi biraz rehberlik konuşalım istiyorum. Bu sürdürülebilir rehberlik kısmından biraz bahsedebilir misiniz? Sizin kurumlarınızda neler yapıyorsunuz bununla ilgili? Nasıl çalışmalar var kurumlarınızda? Geri bildirimler nasıl oldu? Veya aynı zamanda TÖDER'de bir göreviniz var. Evet. Diğer okullara da hakimsiniz. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Aslında sizin de çok iyi bildiğiniz gibi rehberlik aslında kişinin kendi durumunun farkına varmasını, eksiklerini görmesini, becerilerinin farkına varmasını ve kendine rota çizmesini sağlamak için ona uygun ortamlar hazırlamak en genel anlamıyla. Bu bakımdan okullardaki rehberlik çalışmaları liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda farklı farklı düzeylerde olmak üzere arkadaşlarımız çocuklarla belirli periyotlarda sohbetler yapıyorlar. Mesela bugünlerin en popüler konusu sizin de ifade ettiğiniz gibi akran zorbalığı. Evet. Ya bu müthiş bir şey yani, çocukları artmış durumda çok gerçekten. Çok fena arttı. İşte bu pandemi sonrasında artan konulardan birisi. Bu dijital kullanımı arttıkça ben onu gözlemliyorum kendi oğlumda da. Oynadıkça mesela karşı taraflı arkadaşlarıyla da oynuyor ve sinirleniyorlar birbirlerine. Mesela aynı okulda olsa bile çocuklar orada daha farklı iletişime geçiyorlar. Ya da okulda birbirine söyleyemedikleri şeyleri dijital ortamda maalesef söylemeye çalışıyorlar. Maalesef. Ve bu böyle çocuklarda öfke kontrol bozukluğu, öfke, stres olma hali yaşatıyor. Evet, bence bunun maalesef etkisi çok büyük. Yani dijitali çok fazla kullanmanın etkisi çok büyük. Bu bakımdan işte rehberlik servislerinin de ailelerle işbirliği yaparak çocukların gerek cep telefonlarını gerekse bilgisayarlarını kullanma konusunda bir politikalar üretmesi gerekiyor. Yani aile biraz önceki verdiğimiz örnekte olduğu gibi verelim eline bilgisayar, verelim eline telefonu, bize bulaşmasın. Sussun, bize bulaşmasın mantığıyla hareket ederse ileride çok kötü diye dönüşler olacak bunun. Onun için çocuklarımızın, onları çok seviyoruz, onların üzülmesini istemiyoruz ama onların iyi insan olmasını da istiyoruz. Evet. Eğer müdahale etmezsek o zaman dalları yamuk gibi cumuk çıkacak. Dolayısıyla kökleri kötü olacak, ürünleri kötü olacak. Onun için zaman zaman müdahale etmek lazım. Anne baba olarak biz gerçekten çocuklarımızı seviyorsak onlara rağmen ufak tefek müdahalelerde bulunmamız gerekiyor. Özellikle şu anda ara tatilde. Evet. Hani hazır evdeler,
biraz daha onlarla vakit geçirmek, daha uygun, başka şeyler yapmak. Tabii ki uygun koşullar hazırlayıp onların uygun koşullar içerisinde kendilerini geliştirmesine imkan vermek lazım. Elbette biz çocuklarımıza inanıyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz. Onların doğru kararla vereceğine de inanıyoruz. Evet. Ama bazen büyüklerin böyle deneyimlerine, onların küçük uyarlarına onların da hoşgörüyle bakması lazım. Evet. Yani o sizin yaşam alanını sınırlamak değil, tam tersine size doğru yaşam alanları sunmak için yapılan bir müdahaledir. Prensip oluşturmak, çok özür dilerim. Buyurun hocam. Prensip oluşturmak lazım tabii. Buyurun. Çünkü çocuklar aslında seviyorlar da. Hani kuralları seven canlılar diyelim, insan yavruları. Kural olunca kendilerini güvende hissediyorlar. Evet. Yani önü sonu belli olan, nereye kadar gidebileceğini biliyorsa eğer, saat kaçta gidebileceğini, saat kaçta geleceğini, nereye kadar oyun oynayabileceğini biliyorsa o çerçeve içinde kendini geliştirmeye çalışıyor çocuk. Ama tabii onlar ister istemez her zaman anne babanın istediğini yapmazlar. Anne babanın istediğini öğrenmezler. Başka şeyleri de öğrenirler bazen. Anne babanın hoşuna gitmeyen şeyleri de öğrenirler. Bu durumda çocuğun kendine zarar vermesini önleyecek. Evet. Altyapı oluşturmak lazım. Bu da çocuklarla nasihat tarzında olmadan yüz yüze eşit koşullarda konuşarak gerçekleştirilebilir. Yani onları bir birey olarak kabul edip, onları bir birey olarak hitap edip, değer verildiğini hissettirerek, gerektiğinde onlara ev içindeki, aile içindeki kimi konularda görüşlerini alarak değer verildiğini hissettirip, bu çerçevede onları etkilemek mümkün olabilecektir diye düşünüyorum. Aksi halde çok, yani sonuçları kötü. Şu anda aslında onun da sonuçlarını yaşıyor gibiyiz. Çok fazla arttığı için şiddet ve teknoloji kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü bile artık oyun bağımlılığını diğer kimyasal bağımlılıklarla aynı seviyede değerlendirdi 2019 maalesef. Yılında. Ciddi de artış var. Diğer bağımlılıklar gibi ciddi bir konu aslında. Hani normalde işte şimdi tatilde kullansın çocuğum ama dersleri başlayınca bırakır hocam. Kendini ne zaman isterse bırakabilecek güçte bir çocuğum var diye böyle velilerin yaklaşımları var ama öyle değil. Yani bu ara tatilde en azından sınırsız değil. Yine koyulan sınırlar dahilinde kullanılması. Bir şeyleri alışkanlık haline getirmesi istiyorsak, o alışkanlığı biz koordine etmek durumundaysak biz koordine edelim. Evet. Yani saatse saat, ne bileyim işte süreyse süre, neyse artık onun şartlarını koyarak tamam zaman zaman ilgilensinler, bilgisayarla oynasınlar falan filan ama bunun bir sınırı olması lazım. Dijital anlaşma yapsınlar hocam. Bence de evlerde yapılabilir bu anlaşma. Peki siz çocuklarınızla nasıl iletişim kurardınız? Valla benim çocuğum şu anda 50 yaşında. Torunumla biz aynı problemi yaşıyoruz. Biraz 18 yaşında, 17 yaşında. Ama o biraz daha bilinçli. Yani 4-5 yaşına varıncaya kadar mesela televizyon izlemedi o. Hiç televizyon çok izlemedi. Çok önemli gerçekten. En önemli şeyi gerçekleştirmiş aslında. Yani ben annesini, gelinimi çok takdir ediyorum. Daha hamileyken ona müzik dinletiyordu mesela. Klasik müzikler dinletiyordu. Yani şu anda kendine zarar vermeyecek, kendine doğru kararlar, rotalar çizebilecek, doğru kararlar verebilecek bir potansiyelde olduğunu düşünüyorum bir çocuğun. Bir birey oluşuyor gerçekten. Evet. Yani mesela zaman zaman insan olarak haklarına tecavüz edecek bir davranışta bulunduğunuz zaman şakayla karışık sizi insan hakları mahkemesine şikayet ederim diyebiliyorum. O kadar. Yani. 12. sınıftı değil mi? Evet. Buradan ona da çok sevgilerimizi iletiyoruz. Şakayla karşılık bunu diyor ya tabii ki. Ama evet. Böyle bir evin... Atmosfer önemli işte. Var, evet. Dedik ki iklim önemli. Evet. O yarattığımız iklim önemli. Yani hotshotla, bağıra çağırarak, korkuya dalı bir ortamla çocuk büyüttüğümüz zaman çocuk sürekli güvensiz oluyor. Tedirgin. Ve bir fırsat bulduğu zaman yapmaması gereken şeyleri yapmaya başlıyor. Onun için açık sözlü olmak lazım. Çocuklarımızla her şeyi konuşabilmeliyiz. Çocuk bizimle konuşmazsa o bizimle konuşmadığı şeyleri konuşacak başka insanlar bulabiliyor. İşte o dijitale tekrar gidiyor. Evet. Ya yani. Başka insanlar buluyor ya dijitale giriyor. Evet. Onun için bizimle konuşsun. Lütfen onu aileler dikkat etsinler. Zaman ayırsınlar. Yani çok yorgun geliyor olabilirler işten. İşleri çok yoğun olabilir ama bir çocuk yetiştiriyorlarsa, o çocuk ileride iyi bir insan olacaksa, onu istiyorlarsa orada zaman ayıracaklar. O emeği çok vermek fazla değil.
günde yarım saat, bir saat sohbet etsinler. Sadece sohbet. Onu söyleyecektim hocam. Zaten bizden sıkılıyorlar. Evet. Yani 20-25 dakika ihtiyaçları var. En fazla. En fazla. Hani öyle saatlerce de bir şey yapmalarına gerek yok. Zaten sıkılıyorlar bizden. Biz o temelde verilmesi gereken şeyi bizimle paylaşma dediğiniz gibi güven sağlayıcı olmak, ebeveynin her zaman yanında olduğunu hissettirmek. Bir de bu kuşağın çok enteresan bir özelliği var, siz de bilirsiniz. Bunlar kuru bilgiyi sevmiyor. İnsan hikayelerini seviyor. Mesela bir şey anlatmak istediğiniz zaman bir olay anlatarak, olayda insanın başına gelenleri anlattığınız zaman oradan kendilerini çok daha güzel dersler çıkarabiliyorlar. Okulda da böyle aslında. Böyle onlar insan hikayesi üzerinden öğrenmeyi seviyorlar. Hikayeler üzerinden öğrenmeyi seviyorlar. Ailelerin de bu anlamda mesela kendi başlarına geçen bir olaydan yola çıkarak sohbet açabilirler. Hangi sorunlarla karşılaşmışlardı, o sorunu nasıl çözmüşlerdi, sorun çözerken ne gibi duygular yaşamışlardı, sorun çözdükten sonra ne gibi duygular yaşamışlardı. Bunları anlatırlarsa, paylaşırlarsa öyle tahmin ediyorum çocuğun gelişmesine çok daha büyük katkıda bulunacaklardır. Hocam bunu da ben kendi kişisel deneyimimi paylaşayım sizinle. Oğlum 15 yaşında F1 tutkunu. Şimdi bir şeyler de anlatmaya çalışıyoruz ya hayat dersi işte insan olma üzerine. F1 sürücülerinin bir gün oturduk F1 sürücülerinin biyografisini okumaya başladık. Şimdi orada zaten vermem gereken bütün bilgiler var. İşte okuduğu okullar sonrası, hayatının ne kadar düzenli yaşadığı, bu iş için sürücü olmak için verdiği emek, dinlenme sürelerinde neler yaptığı, aile ilişkileri aslında hepsini vermiş oldu bir anda. Hem çok sevdiği bir alan hem de çok dikkatli bir şekilde dinledi tabii ki. O yüzden bence okullarda biyografi dersi olmalı. Olabilir tabii ki. Yani arada böyle sadece biyografilerin anlatıldığı tartışıldı. Öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde ben mesela çeşitli zamanlarda ünlenmiş orkestra şeflerinin hayatlarını anlatıyorum. Aa ne güzel. Şimdi liderlik. Bir anlamda tabii liderlikte orkestra şefliği gibi davranmak önemlidir. Sınıfta da aynı şekilde, evimizde de aynı şekilde, her yerde, işte de öyle. Mesela öyle orkestra şefleri var ki yüzlerinden, beden dillerinden o işi sevmedikleri, Allah kahretsin bu iş bitse de kurtulsam mesajını verdikleri izlerimi gösteriyor ama. Öyle bazı orkestra şefleri var ki fıkır fıkır. Yaşıyor müzik, sanki. Işte, yaşıyorlar, evet. Bu bakımdan orkestra şefi gibi hayatı bir orkestra şefi gibi yönetmeye çalışmak son derece önemli. Arkadaşlarımızın işte insan hikayelerine yola çıkarak bunları anlatmaya çalışmaları son derece önemli. Mesela Atatürk'ün hayatını anlatsınlar. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatsınlar. Ne bileyim işte Şeyh Edebali'nin hayatını anlatsınlar. Nere olmuş? Tarihimiz o kadar tabii kıymetli. Tabii ki çok zengin tarihimiz bu konuda. Yani Çanakkale Savaşları'nda yaşanan böyle epizotlar var. Onları bir paylaşsalar çocuklarla. Onlar üzerinde konuşsalar bile yine de o çocuğun eğitimi konusunda gerçekten onun kazanması gereken değerler konusunda çok büyük bir mesafe kat etmiş. Şimdi derste yaratıcılık buyurun. Tarih dersinde o Çanakkale Savaşı'ndaki işte subayların hayatı nasıl kazanmış, neler yapılmış gibi aslında dikkat çekici konular. En sevdiği dediğiniz gibi çocuklar bunu çok seviyorlar ve çok dikkatli dinliyorlar. O yüzden bu şey eğitimde de bu biyografi kısmı bence önemli mesajlar verebilir. Yani her zaman işte derste yaratıcılık nasıl olacak? Her ders için bu geçerli. Müzikte de öyle, edebiyatta da öyle. Hayat hikayelerine yer verilmeli. Belki proje ödevi bile verilmeli. Evet. Bunlar çok yaratıcılığı geliştiren ve çocuklar bu sefer de neden öğrenmem gerekiyor? Ben buradan ne ders çıkartacağım konusuna da soru işareti vermemiş oluyoruz çocuklara. Hocam bir de bunu destekleyen bir örnek verelim mi? Tabii çok sevinirim. Şimdi her dersle ilgili ders kitabının başında Talim Terbiye Kurulu'nun belirlemiş olduğu hedefler var. Kazanımlar var yani. Ben merak ederim. En başta onları okurum. Ya ne kazanacağız? Bu çocuk matematiği öğrendiğinde ne kazanmış olacak? Evet. Mesela matematikte diyor ki öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak problemi anlama, çözümü planlama, planı uygulama, çözümün doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme ve çözümü genelleme benzer özgün problemler kurma süreçleri gözetilir diyor şimdi. Devamında diyor ki verilenleri ve istenenleri belirleme, eksik ve fazla bilgileri belirleme, ne eksik ne fazla. Probleme ait alt problemler oluşturma, parçalara ayırma yani. Problemi kendi cümlelerle ifade etme ve sonucu tahmin etme gibi matematik dersinin aslında sadece matematikle ilgili değil, hayatla ilgili ne kadar enteresan şeyler verdiğini
vermeye çalıştığını anlıyorsunuz. Aynı şekilde edebiyatın, Türkçenin, fiziğin, kimyanın kazanım amaçlarını, hedeflerini okuduğunuz zaman çocuklara farkına varmadan bir sürü şey öğretmeye çalıştığını görüyoruz onların. Tekrar anlatmanıza da gerek yok. Bu alanda mesela benim liselerde öğretmenlik yaptığım dönemde Katip Çelebi'nin Keşfi Zülünlü'nden bir örnek vardı. Lütfen hocam, çok merak ettim. Şimdi diyor ki, hendese bilen kadı ile hendese bilmeyen kadı aynı değildir diyor. Hendese geometri malum. Ve bir kimse diyor, boyu ve eni 100 metre. Orada zira diyor ama metre diyelim. Boyu ve eni 100 metre. Olmak üzere bir tarlayı başkasına satıp teslim edeceği zaman boyu ve eni 50'şer metre olan iki tane vermeyi teklif etti diyor. Aralarında anlaşmazlık çıkıyor. Çok güzel bir örnek oldu. Bir kadıya gidiyorlar. Kadı geometri bilmiyor, hendese bilmiyor. Tamam demiş, hakkı budur işte. Ama başka bir kadıya gidiyorlar. O geometri bilmiş, hayır demiş. Hakkının yarısıdır bu. Şimdi bakın, çok basit bir şey yani. Çok küçük bir şey. Ama çocuğun bunu anlatsanız mesela, neden bilmesi gerektiğini, neden evet, üzerine düşünmesi gerektiğini aslında gerektiğini bilmiyor çocuk. Mesela fende, kimyada da öyle. Zaten yavaş yavaş ergenlikten yetişkinliğe doğru geçerlerken insanlarda siz de bilirsiniz, bir şey anlattığınız zaman ben bunu öğrendiğimde benim ne işime yarayacak? Bütün çocuklar şu an onu söylüyor. Evet. Hani sorsanız hani kimya göre, ben niye, nerede kullanacağım ki ben bunu iş hayatında? Ama çocukken biz de öyleydik yani. Ben mesela okul yıllarımda matematik sevmezdim. Edebiyat öğretmenimin yönlendirmesiyle hep Türkçe edebiyat işlerine uğraştım. Ama şimdi geriye dönük bakıyorum ki ben ne kadar büyük kötülükler etmişim kendime. Aynı şey ben de. Matematiği öğretmen olduktan sonra öğrendim ben. Mesela küme kavramı bizim zamanımızda yoktu. Küme neymiş? Ama kümeyi öğrendikten sonra ben derslerimde küme kavramına yola çıkarak çok enteresan örnekler vermeye başladım. Bunları biliyor olmaktan dolayı. Yani bütünsel olarak baktığımız zaman çocukların okulda aslında bütün müfredatlar çerçevesinde kazandıkları, kazandırıldıkları bir sürü güzel şeyler var. Aslında var, evet. Anaokulundan üniversiteye kadar. Bütün mesele bunların körelmesine engel olmak, bunların gelişmesine fırsat yaratmak. Bu hem öğretmenlerin görevi, okulların görevi, hem de anne babaların görevi. Evet. Yani örneğin, bugün ne öğrendiniz? Güzel bir soru. Bugün ne öğrendiniz ya? Bugün ne işlediniz? Hangi konuyu işlediniz? Diyelim ki, bir şiir işlendi, Yunus Emre işlendi. Yunus Emre'nin hangi şiirini işlediniz? Ben onun şiirlerini seviyorum. Detaylandırmak yani. Mesela. Nesi hoşuna gitti? Neyi beğendin? Hangi duyguyu beğendin? Mesela bu paylaşım aslında anne baba ile çocuk arasındaki en güzel paylaşımlardan birisi bence. Dolayısıyla konuşma atmosferi de yaratılmış oluyor. Günün nasıl geçti değil de biraz detaylı soru sormak. Hani yani. Nasıldı, okul nasıldı değil de hani bugün hangi, dediğiniz gibi ne öğrendin? Kime yardım ettin? Evet. Kimler sana yardım etti? Mesela derste hangi konu işlediniz? İşte o konu üzerine belki sohbet. Her şeyi tabii ki bilemiyoruz. Unuttuğumuz şeyler de oluyor ama çocuğun anlatımına fayda sağlamak açısından dediğiniz yani gibi. Çocuk ebeveynlerden hangisi hoşuna gitti? Niye minicik beğendin? Minicik bir şey aslında ama evet, ilişkiyi güçlendiren bir şey. Çok basit, küçük küçük sorularla böyle çocuğun hem onunla ilgilendiğinizi gösterirsiniz hem de çocuğun keyif aldığı noktaları yakalayıp ona yardımcı olabilirsiniz. Evet, aslında çok basit bir şey değil mi? Minicik bir soruyla evet, çocuğun öyle, her tarafı aynen, yani tüm yönlerini de keşfetmiş oluyorsunuz. İlişki de güçlenmiş oluyor bu sefer. Peki hocam, ben size aslında motivasyonu da sormak istiyorum. Uzun yıllardır evet, eğitimdesiniz, öğrencileriniz olmuş. Öncesinde de çok güzel bir sohbetimiz oldu. Yurt dışına giden başarılı öğrencileriniz de var. Motivasyon nasıl kazandırılır çocuklara? Ne yapmak lazım anne babalar için veya öğretmenler için? Önerebileceğiniz başlıklar var mı? Şimdi ben size şunu söyleyeyim değerli hocam. Ben belgesel izlemeyi çok seviyorum. Bizde de öyle bir şey vardı. Herkes belgesel izlediğini söyler ama. Ve hayvanlar aleminden, doğadan bir sürü şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Vay deyip şaşırıp böyle insan ilişkilerinde de buna benzer şeyler tespit ettiğimi söyleyebilirim. Mesela çocuk çalışmıyor. Öğretmen olarak, yönetici olarak diyorsunuz ki çocuğun işte tembel bu, bilmem ne, kestirip atıyorsunuz. Üzerine eğilmiyorlar. Çocuk cephesinden baktığınız zaman nedir? Bununla ilgili mesela bir aslanın
bir çitanın av sırasındaki tavrı önemli. Acıkmış, av arıyor. Karşıda bir ceylan sürüsü görüyor ama hemen saldırmıyor. Yatıyor suya, yavaş yavaş yaklaşıyor. Aslında oraya bir an önce birine saldırmak için içi yiyor ama saldırmıyor. 30 metreye varıncaya kadar, 35 metreye varıncaya kadar yavaş yavaş yaklaşıyor, bekliyor. En uygun hangisi ise onu belirleyip onun üstüne atlıyor. Peki hemen atlasa ne olur? Hemen atlasa yakalayamayacak. Enerjisi boşa gidecek. Ama 30 metreden sonra atladığı zaman, harekete geçtiği zaman yakalıyor. Şimdi önceki durumda yani hemen atlarsa enerji boşa gidiyor. Biraz boşa beklerse, yaklaşırsa. Evet. Şimdi çita yavrularını eğitirken bir ceylan yavrusunu boynundan yaralayıp getirip bırakıyormuş. Yavrular onunla oynuyorlar. Hayvan kaçmaya çalışıyor, kaçamıyor tabii yakalamaya ki. Yakalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hedefe ulaşılabileceğini, başarma duygusunu gösteriyor onlara. Yani motivasyon aslında hedef ulaşılabilir olduğunda yükseğe çıkıyor. Hedef uzaklaştığında motivasyon yok. Önce hedef belirleyeceğiz. Evet, hedef belirlemek lazım tabii ki. Bizim temel sorunlarımızdan biri de zaten bu. Hedefsizlik. Yani yakalanacak bir ceylan yok çocuklar için. Bir ceylan olsa yakalanacak, onlar ayarlayacaklar. Ama o ceylan tabii ki iyi belirlenmeli. Çocukların seviyelerine uygun ödev vermek lazım. Onları yönlendirmek lazım. Ne yazık ki okullarımızda 30 kişiyi, 20 kişiyi, 25 kişiyi bir bütün olarak, bir aynı özellikte olarak kabul ettiğimiz için. Maalesef. Sınıf seviye ayrımı yapmadığımız için. Herkese eşit şekilde aynı tür ödevler veriyoruz. Halbuki her öğrencinin hazır bulunuşlukları farklı, öğrenme düzeyleri farklı, ilgileri farklı. Bunları hesaba katmıyoruz ne yazık ki. Ama istenirse, iyi bir öğretmen isterse, sınıftaki çocukların hepsinin özelliklerini keşfedip onların özelliklerine uygun ödevler verebilir. Ve o çocukları, o öğretmen sonuna kadar kazanmış olur. Onu soracaktım. Hani çok zor bir şey mi? Hani çocuğa göre ödev vermek ne kadar vakit alabilir ki? Neden yapılmıyor? Hani öğretmenin iyi bir gözlem yapmasına bağlı. Evet. Yani bir iki yazıldan sonra, bir iki dersten sonra aslında bunlar çıkar ortaya yani. Kim hangi alanda daha meraklı, yani ilgili, kim bisiklet kullanabilir, kim araba kullanabilir, kim kamyon kullanabilir, onu hemen isteyebilirsiniz yani. Kim sporu seviyor, kim edebiyatı seviyor. Bunları fark etmek çok zor değil ama işe yüreği koymak önemli. İşe yüreğimizi koymak önemli. Eğer gerçekten de öğretmen arkadaşlarımız da, anne babalar da çocuklarına ulaşılabilir hedefler gösterirlerse çocukların motivasyonu yükseliyor. Hı hı. Ama çocuk ulaşılabilir görmüyorsa hedefi, çok uzak görüyorsa, boşver diyor, enerjini harcama. Çocuğun sayısala çok yatkınlığı olmuyor ama anne baba mühendislik istiyor ya da tıp istiyor yani, gibi. Şimdi onu şöyle anlatıyor bir Macar asıllı Amerikalı bilim insanı, bir o akış teorisinin yaratıcısı. Diyor ki hedefle insanın beceriler arasındaki ilişkidir aslında bu mutluluk akış meselesi. Evet. İşten keyif almak. Eğer diyor hedef kişinin başarının, becerilerinin çok üstündeyse bu olmaz diyor. Yapamaz bunu. Ama diyor hedef becerilerin biraz altındaysa diyor bu mümkündür. Evet. Yani orada da vazgeçer diyor. Çok hafif çok altındaysa diyor. Kolay, tabii. Sıkılır. Yani o sıkılır diyor. Şimdi okullarımızda da eğer seviye grubu yapmamışsak bir problem çözülürken sınıf seviyesinin üstündeki bir çocuk keyif alıyor ama öbür çocuklar kayboluyor. Evet, doğru. Sınıf seviyesinin altında bir problem çözdüğü zaman da diğer çocuklar keyif alıyor ama sınıf seviyesinin üstünde olan çocuk kayboluyor, sıkılıyor orada. İki seviyede i̇şte de aslında o seviyeleri ayarlamak. Aslında bu belki de gözden geçirmesi gereken bir şey. Şimdi kaynaştırma politikası uygulanıyor biliyorsunuz. İyilerin aşağıdakileri de yukarı çekmesi perspektifinde. Ama galiba bunun bir gözden geçirmesi gerekiyor. Zaten genel politika bu olmasına rağmen bunu uygulamayan sınıf seviye grupları yapan birçok okul biliyorum ben. Orada iyi sonuçlar alınıyor. Yani aradan zaman geçen zaman içerisinde politikaların da gözden geçirilmesinde yarar var. Yani değil mi? Bir gün bundan 15 sene önce, 20 sene önce doğru kabul ettiğimiz şey bugün yanlış, doğru olmayabiliyor. Geçen yıldan dünya değişti artık. 2-3 yıldır dünya farklı bir dönüşümde. Bu anlamda işte
diyorum ki gözden geçirmek lazım bazı şeyleri ve motivasyonu yükseltmek için çocuklara becerilerine, yeteneklerine uygun hedefler vermek lazım. Hedefler koymak lazım. Yani sizin dediğiniz gibi şimdi çocuk sayısalı sevmiyorsa. Evet. Benim torunum şimdi fizik, kimya, biyolojiyi seviyor, yapamıyor. Evet. Doktor olmak istiyor. Denedim ben, gözledim falan filan. Hı. Ya dedim bu fizik, kimya olmuyor galiba. Bir evet. alan mı değiştirsek, ne yapsak? Ne dersin? Bir ay sonra baktım TM'ye geçmiş. Hı. Yani hukuk. Aslında minicik de bir yönlendirme beklemiş. Yani. Belki de yani o konuda işte yapabilirsin, hadi bakalım falan filan bir zorlama yerine. Ek dersler aldırıyorlar mesela. Yani. Çocuk anlamıyor ya da zorlanıyor. Onun yerine bu ilgilerini, alakalarını besleyebileceği, i̇şte daha başarılı olabileceği alanlara. Bu konuda da eksiğimiz şu, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Okullarda çocuklara öyle testler yapabilmeliyiz ki çok, çocuk evet. ilkokuldan itibaren hangi alana gidecekse o alana ilişkin altyapılarını oluşturmamız lazım. Net olmalı. Belki okullar arası iletişim bile olmalı. Rehberlik arasında. İşte ilkokuldan mezun oldu, başka bir okula geçti ya da... Eskiden dosyalar vardı, kişisel dosyalar vardı. Evet, dosyalar. Bence tekrar gelmeli, dijital evet, yani. Dosyalar. O çocukla ilgili geçen sene nasılmış, nelerden hoşlanmış? Aslında ilk yapıldığı zaman, okulda zaman kaybı. Onun testlerinin sonuçlarının çıkması, değerlendirilmesi, bireysel görüşmeler gerçekten zaman kaybı. Evet. Ama önceki okuldan bir dosya gelirse çok daha hızlı ilerler bu bence sistem. Bence de, bence de. Yani bence bununla ilgili de galiba kişisel verileri koruma kanunu falan filan işin içine giriyor. Çocuk hakları giriyor işin içine. Belki hani rehber hocalarımız hani daha deneyimliler evet. rapor yazma konusunda. Yatkın olduğu alanla evet. ilgili bilgi belki tabii ki, de olmalı. Tabii. Çok böyle okul değiştirdiğiniz zaman bilgiler de gidiyor. Maalesef. Bence o devam etmeli diye düşünüyorum hocam. Devam etmeli bence de. Çocuk tanıtım dosyaları olmalı. Evet. Motivasyon bu anlamda işte... yakalayacak bir ceylan görmesi lazım çocuğun ki motivasyonu yükselsin diye düşünüyorum. Çok doğru ben. Söylüyorsun. Hocam ben her konuğuma şunu soruyorum. Biliyorsunuz programın ismi Yaşamın Anahtarı. Size de bunu sormak istiyorum. Yaşamın anahtarı sizce nedir? Vallahi yaşamın anahtarı yaşamı nasıl baktığına bağlı. Yaşamdan ne anladığına bağlı. Ben biraz önce ifade ettiğim gibi 10 yıl yatılı okudum. 5 yıl ilk öğretmen okulunda, 5 yıl lise öğretmen okulunda. Orada o 5. sınıfta, ilkokul 5'ten ta üniversiteyi bitirinceye kadar sürekli bize öğretmen olacaksınız. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Empoze edilen şey buydu. Biz de meseleye böyle baktık ve yaptığımız her işte kendimizi bu ülkeye karşı borçlu hissettik. Benim için yaşamın anahtarı ülkeme, ülkemin insanlarına hizmet etmek. Ne güzel söylediniz. İnşallah izleyicilerimiz de bunun farkında olup çevrelerine de bu şekilde empoze ederler konuyu. Eğitimcisiniz, öğretmenleriniz sizi dinliyorlar. Eminim çok da örnek alıyorlardır sizden. Çok şey öğrenmişlerdir. Ben öyle görüyorum. En azından biraz baktığımda sizin yaptıklarınız ve yapacaklarınız zaten belli. O yüzden çok kıymetlisiniz hocam. İyi ki de geldiniz programa. İyi ki de sizi tanıdım. Eğitim konuşmayı çok seviyorum bu arada. Çok teşekkürler zamanınızı. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar çok bekliyorum programımı. İnşallah. Evet, yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra tekrar devam edecek. Evet, Yaşamın Anahtarı Psikolog Anne bölümüyle devam ediyor. Biliyorsunuz her hafta bir konu üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu haftada özgüvenli çocukları nasıl yetiştirebiliriz? Özgüven nedir, ne değildir? Özgüvenli çocuklar yetiştirirken ebeveynler olarak, anne babalar olarak neler yapabiliriz? Hangi davranışları, hangi tutumları sergilersek çocuğumuz daha özgüvenli olur konularından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü biz nedir, ne değildir anlayabilirsek çocuklarımıza yaklaşımımız ve çocuklarımızın kendi öz değerlerini keşfetmeleri, benlik algılarını keşfetmeleri ve o yönde gelişmeleri çok daha kolay olacaktır. Özellikle anne babalar çocukların daha özgüvenli, daha öz değeri yüksek çocuklar yetiştirmesi için gerçekten bu çok önemli bir konu. Hepimiz istiyoruz ki çocuğum çok özgüvenli olsun, kendi kararlarını alsın, kendi kararlarının sorumluluğunu alsın, başarılı olsun istiyoruz ama bunları yaparken de özgüvenli olsun.
olması, öz değerinin farkında olması çok çok önemli. Öncelikle ne değildir'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü özgüvenli çocuklarla şımarık çocukları biraz karıştırıyoruz gibi geliyor gözlemlerim o yönde. Hani o, her ortamda çok rahatlıkla ikili ilişkileri kurabilen, her ortamda yüksek sesle konuşabilen, rahatlıkla başkalarını eleştirebilen davranışları sergileyen çocukları hep böyle özgüvenli diye algılıyoruz aslında. Ama tırnak içerisinde söylüyorum, yüksek ego değil. Yüksek benlik algısı hiç değil. Yıkıcı eleştirilerde bulunmak aslında hiç de özgüvenli olduğunu göstermiyor çocuğumuzun. Peki nedir özgüvenli çocuk olması? Aslında kelimenin içerisinde saklı öz ve güven. Yani kendi içerisindeki özüne güvenmesi. Ben kendi özüme güveniyorum, kendi yetkinliklerime, kendi becerime, kendi gücüme güveniyorum demek aslında. Yani dediğim gibi kelimenin içerisinde saklı öz ve güven, yani güven, yani özüne güvenmek. İşte burada anne babaları yine biraz görev düşüyor. O özü bulabilmelerine destek olabilmek çocuklara burada çok önemli. Elbette tabii ki bu ne değildir, nedir konusu vardı ama bunu sadece olumlu tarafından düşünüyoruz özgüven dediğimizde. Yani olumlu tarafları üzerinden değerlendiriyoruz ve o konunun gelişmesini destekliyoruz. Aslında özgüven içerisinde yapamadıklarımız var, geliştirmemiz gereken konular var, ilerletmemiz gereken yetenekler, beceriler, ilgiler, yetenekler var. Bunları biraz arka planda atıyoruz. Aslında özgüven dediğimiz sadece iyi yönlerimiz değil. Bizim geliştirmemiz gereken yapamadığımız konular da işin içerisine girdiği için bu olumsuzlukları değerlendirirken kendimize biraz acımasız davranabiliyoruz. Yani burada yapamadıklarımız üzerine, özellikle beceremediğimiz işler üzerine kendimizi şefkatle kabul etmek. Hani özgüven dedik ya, bu da bizim özümüz aslında. Herkes her şeyi bu hayatta yapamıyor maalesef. Bizim yapamadığımız, o alanda uzman olmadığımız ya da ilgimizin olmadığı, becerimizin olamadığı alanlar da vardır. İşte biz hem pozitif yanlarımızı hem negatif geliştirmemiz gereken yanlarımızı kabul ettiğimiz zaman aslında özgüvenli bir çocuk veya yetişkin olabiliyoruz. Bu da tabii ki sağlıklı, gelişmiş bir benlik algısıyla oluşuyor maalesef. O da işte bu özümüzü kabul etmekten geçiyor. Özgüven oluşturmak için etrafımızda görüyorsunuzdur, hani herkes her şeyi yapabiliyor şu dönemde, bazı konuşmalar duyuyorum bununla ilgili. O arkadaşım yapmış, ben niye yapamıyorum, benim neyim eksik deyip o iş için de peşinden koşturan veya hiç yeteneği, ilgisi, becerisi olmadığı halde yapmaya çalışan ama zamanını harcayan, kendini acımasızca da eleştiren birçok yetişkinle de karşılaşabiliyoruz günlük hayatta. İşte bunlar da öz değerini, öz güvenini henüz oluşturamamış kişiler diyebilirim aslında burada da. Örneğin diyelim ki elma çekirdeğimiz var ve bunu ekmek istiyoruz bahçemize. Elma çekirdeğini ektikten sonra limon ağacı olmayacağı için hani biz o özümüzdeki becerileri, yetkinlikleri keşfedebilirsek, şefkatle yaklaşabilirsek aslında özgüvenli birey olmak yolunda devam ediyor olacağız. Yani rahmetli Doğan hocamızın da söylediği gibi her insanın ana vatanıdır çocuğu cümlesi vardır, çok kıymetlidir. Gerçekten de o ana vatanı keşfetmek, o özü keşfetmek benlik algısı ve özgüven için son derece önemlidir. Şimdi şımarıklık ve özgüven üzerine biraz konuştuk ama herkes, her anne baba çocuğunun şöyle olmasını istiyor. İşte her ortamda kendini ifade etsin, aldığı kararların arkasında dursun, güçlü olsun, işinde başarılı olsun. Ama yani tabii ki o ikili ilişkilerini çok aktif yerine getiren, çok özgüvenli olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu tabii biraz da çocuğun mizacıyla da ilgili. Yani özgüven belirtisi de olabilir ama bizim çocuğumuz eğer biraz utangaçsa, daha içe dönükse bu çocuğun özgüvensiz olduğunu göstermez. Özgüven
dediğim gibi şefkatle kendi becerilerimizi ya da yapamadıklarımızı, yaptıklarımızı kabul etmek, şefkatle kabul etmekten geçiyor aslında özgüven. Biraz o konuyu karıştırıyoruz. Hani çocuk çok kendini ifade ediyorsa, her ortamda yüksek sesle konuşuyorsa, eleştiriler davranıyorsa arkadaşlarına, evet bu çocuk özgüvenli diye değerlendiriyoruz. Ama burada çocuğu değerlendirirken mizacını da göz önünde bulundurmamak gerekiyor. Çünkü içe dönük bir çocuk olabilir, utangaç olabilir, yapması gereken şeyleri ya da konuşurken biraz utangaç davranabilir. Bunun özgüvensiz olduğunu maalesef göstermiyor. Tabii ki kendini dediğim gibi ifade edebilen çocuklar olsun istiyoruz. Verdiği kararların arkasında dursun istiyoruz ama bunları yaparken de bazı böyle küçük yanlışlar diyelim, hatalı bilmeden yaptığımız doğrular diyelim, birkaç tane böyle madde saymak istiyorum sizlere bugün. Özgüvenli çocuk yetiştirmek için yapılan minik hatalardan ve neler yapılabilir konusundan hemen bahsetmek istiyorum. Birinci maddemiz, özgüvenli çocuk yetiştirmek istiyorsak çocuğumuzu koşulsuz sevmeliyiz. Şimdi bunu söyleyince tabii hocam biz çocuğumuzu seviyoruz, yani çok değer veriyoruz, sevmiyor muyuz gibi cümleler duyabiliyorum. Hepimiz çocuğumuzu seviyoruz ama davranışlarımızla olmasa bile bazen o cümlelerimize koşullu sevgiyi ifade ediyoruz. İşte yemeğini yersen sana sarılırım ya da sevdiği bir şeyi vermek için de bir koşul sunuyoruz. Ya da işte ödevini yapmadın sana sarılamam, işte ödevini yapsana sarılabilirim gibi cümlelerle aslında koşulları sevgimize değil cümlelerimize yansıtabiliyoruz. Burada tabii ilişkiler burada çok önemli. Öz değerinin çocuğun keşfetmesi, benlik oluşumun gelişmesi için, benliği kabul etmesi için koşulsuz sevgiye gerçekten çok ihtiyacı var. Çocuk eğer değer görüyorsa, sevildiğini hissediyorsa tüm benliğiyle aslında olumlu olumsuz yanlarıyla da kendisini kabul edecek. Çünkü annesi babası onu o şekilde kabul ediyor. Tüm yönleriyle olumlu olumsuz tüm yönleriyle sevildiği için, kabul gördüğü için de daha özgüvenli olacaktır. Yani birinci kuralımız çocuğumuzu koşulsuz sevmek olmalı. İkinci kuralımız ise özgüvenli çocuk yetiştirmek istiyorsak asla ve asla kıyaslama yapmamak. İşte komşunun çocuğu odasını topluyor. Bak kuzenin derslerinin hepsini yapıyor. Sen hala ödevini bitirmedin. İşte arkadaşın kaç puan aldı gibi. Bazen bununla da ilgili ebeveynler farkında olmuyorlar. Çocuğunuz diyelim ki 80 puan aldı. Eve geldi ve siz kaç puan aldığını sordunuz. Söyledi ve siz tekrar sınıfta hiç 100 alan yok mu dediğiniz zaman aslında çocuğunuzu kıyaslamış oluyorsunuz. Yani bak sen daha yüksek alabilirdin. Yani bunu farkında olmadan yapıyoruz, evet. Bunu gözlemliyorum da zaten. O yüzden koşulsuz sevgi derken hani evet gayretini kutlayabilirsiniz, aldığı puanı ya da kendi mutsuzsa bunu destekleyici davranışlar, tutumlar da evde düzenleyebilirsiniz. İkinci kuralımız özgüvenli çocuk yetiştirmek için de asla ve asla kıyaslama yapmamak. Örneğin anne babalar, eğer çocuğunuz işte komşu Ahmet amca gibi olsan, Ayşe teyze gibi kek yapsan dese anne olarak eminim hepimiz çok olumsuz bir şekilde etkileniriz. Hani kıyaslama aslında bu şekilde çocukları da olumsuz yönde etkiliyor diyebilirim. Üçüncü kuralımız ise çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini bilmek. Burada tabii ki örnek vermek gerekirse çocuğumuz 1 yaşında, 1,5 yaşında diyelim ve renkleri öğrenmesini istiyoruz. Aslında 1,5 yaşındaki bir çocuk renkleri çok fazla öğrenemeyebilir. 2 yaşından sonra öğrenme gerçekleşebilir. Eğer siz bunu bilmiyorsanız, benim çocuğum ya da başka çocuklarla bir aradayken ya da yakın çevrenizle bunun üzerine konuşursanız, eğer bilmeden, gelişimsel özelliklerini takip etmeden, bilmeden konuşursanız kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz ve çocuktan beklentileriniz de artabilir. Bu da çocukta tabii ki stres ve kaygı oluşturur. Yani çocuğun
1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında hangi özelliklere sahip olacağını belli periyotlar halinde ya psikologdan ya uzman doktordan bilgilerini alarak aslında bunu takip etmeniz burada çok önemli. Çünkü çocuktan gelişimsel olarak da çok fazla beklentiniz oluşacağı için çocuğun öz benliğinin, öz güveninin oluşmasına büyük bir engel olacaktır. Çünkü beklenti içerisinde olduğunuz için çocuk ona yetişemeyeceği için ben bunu beceremiyorum, yapamıyorum. Benlik saygısını, öz değerini kaybedeceği için özgüven oluşumunda da maalesef olumsuzluklar olacaktır. Özellikle oyun grubundaki anneler çok fazla bunu takip ediyorlar. Böyle ortamda bir araya gelince 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş çocuklarına sahip anneler birbirlerinden çok fazla etkileniyor. İşte bunları bilmek burada çok önemli. Beklentiyi azaltmak ve çocuğun gelişimsel özellikleri üzerinden beklentide olmak çok daha doğru. 4. madde ise çocuğumuzu asla ve asla tehdit etmiyoruz. Tabii burada genelde çoğunlukla ilkokul ve ortaokul çocukları ve özellikle lise grubundaki çocuklar üzerinden konuşabilirim. Çocuğumuzu hep tehdit ediyoruz. Ya şunu yaparsan işte tablet kullanamazsın, bilgisayar oyunu oynayamazsın. Hep bir şey var, hep bir koşul sunuyoruz ve tehdit ediyoruz. Bir tehditle bir davranışı bir çocuğa asla öğretemezsiniz. Onu söylemek istiyorum. Bir süre yapabilir. Evet, tehdit ettiniz ve sevdiği bir durumdan, bir olaydan, bir oyundan mahrum ettiniz. Evet, bunu uygulayacaktır ama bir süre sonra size çok yoğun bir şekilde öfke duyacaktır ve bu da çocuğun özgüvenin gelişmesinde büyük bir engel teşkil ediyor diyebilirim. Bu tabii ki samimi olmaması, öfke biriktirmesi ve sadece dışsal motivasyonla yapacağı için, sizin tehditleriniz üzerine yapacağı için bu davranışı devam ettiremeyecek ve özgüveni gelişiminde olumsuzluklar yaşatacak. 5. kuralımız ise davranışlarımızda tutarlı olabilmek. Burada çok gerçekten anne babalar olarak biraz eksik kalıyoruz gibi geliyor. Hani davranışlar, sözler biraz tutarlı olamıyoruz gibi. Yani biraz evet diyoruz, biraz hayır diyoruz. Veya teknoloji kullanımında baba evet, anne hayır diyebiliyor. Süreler esneyebiliyor. Yani haftada 2 saat teknoloji kullanımı varsa, bir misafir geldiğinde veya başka bir yere gidildiğinde o 2 saat belki 4 saate kadar çıkabiliyor. O yüzden o kuralın, o tutarlılığın her zaman devam etmesi, özgüvenin, özdeğerin oluşması için çok çok önemli. Özellikle teknoloji kullanımında çocukların yani çocuklara karşı tutarlı davranış sergilemek anne babalar için bence çok çok önemli olması gereken bir durum. Diğer bir başlığımız ise sözel ya da fiziksel şiddet uygulamamak. Belki çok fazla yine tabii ki fiziksel şiddet, sözel şiddet çok fazla uygulanıyor. Belki fiziksel şiddet biraz azalmış durumda ama sözel şiddetin devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü anneler, babalar çok kızdığı zaman çocuklarına işte keşke seni doğurmasaydım, seni doğursaydım, doğurmak yerine taş doğursaydım, sen nasıl bir evlatsın, bıktım senden, seni çöpe vereceğim, seni polis amcalara vereceğim. Bu arada tabii ki güvenlik güçlerinden de korkutuyoruz çocuklarımızı. Yani bu cümleler aslında... Siz orada çocuğunuzu terbiye etmiyorsunuz, o davranışı durdurmasını sağlamıyorsunuz. Aslında çocuğunuza sözel şiddet uyguluyorsunuz. Ve şiddete maruz kalmış hiçbir çocuk, hiçbir ergen, hiçbir genç maalesef ki özgüveni gelişmiyor. O yüzden zaten fiziksel şiddete çok fazla değinmek istemiyorum ama sözel şiddetin de çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani hem tutarlı olurken hem de bu davranışları geliştirirken çocuğumuz özgüvenli olsun isterken, özdeğeri yüksek olsun isterken sözel şiddetin çok fazla olduğunu düşünüyorum aile içerisinde. Bazen bilmeden bunları söylüyoruz. Hani bir an önce yapsın, biraz korku gelişsin, işte polis amcana söylerim, işte öğretmenine söylerim. Mesela bu da aslında sözel şiddet. Yani bunları yaşayan hiçbir çocuk özgüvenli olmaz, bunu söylemek isterim. Çünkü şiddet aslında sözle başlar ve eylemle de devam eder.
O yüzden de anne baba olarak önce kendi öfkemizi, stresimizi kontrol altına alacağız ve çocuklarımıza ne fiziksel ne de sözel ya da duygusal bir şiddet uygulamayacağız. Eğer özgüvenli çocuklar yetiştirmek istiyorsak. Başka neler yapabiliriz dersek de aslında ev içi sorumluluklar verebiliriz. Yani bundan biraz kaçınıyoruz. Hani özgüvenli çocuklar diyoruz, özdeğeri yüksek çocuklar istiyoruz. Ama ev içerisinde bile herhangi bir görev, sorumluluk vermiyoruz. Aslında minik minik görevler verilebilir. Çünkü minik minik başarılar kendisine güvenini sağlar. Evet, ben bunu başarıyorum, bunu çözüme kavuşturdum. Ve problem çözme becerisi geliştiği zaman çocuklarda doğal olarak özgüven ve özdeğer de gelişme sağlıyor. Problem çözme dediğimiz ev içerisinde de yaptığınız bazı çalışmalarla bunu destekleyebilirsiniz aslında. Sadece hayat dersten ibaret değil. Emin olun, mutlu, şefkat görmüş, mutlu çocukluk geçirmiş yetişkinler ya da ergenler inanın hayatta çok daha başarılı oluyorlar hedeflerine ulaşmakta. O yüzden önceliğimiz aile içerisinde öz değeri kazandıracak, öz disiplini de kazandıracak bazı sorumluluklar ve görevler verebilmek burada çok önemli. Çok üst düzey teknikler veya testler veya çalışmalar da gerekmiyor. Yaşına uygun evde görevler verilebilir. Çamaşır astırabilirsiniz çocuğumuz ilkokul ve ortaokul çağındaysa. Bulaşık makinesini çıkarttırabilirsiniz ya da dizdirebilirsiniz. Veya su bittiği zaman, biliyorsunuz dışarıdan alıyoruz bazı aileler olarak. Su bittiği zaman su bittiğin takibinin görevi olabilir, su siparişi olabilir gibi aslında minicik yapabileceğimiz, ev içerisinde yapabileceğimiz bazı sorumluluklar verebiliriz. Bu da çocuğun minik minik başarılar elde edeceği için minik minik özgüvenine katkı sağlayacak diyebilirim. Bir diğer önemli kural ise nitelikli çocuklarımızla nitelikli, keyifli zamanlar, paylaşımlar geçirebilmek. Evet, hepimiz çok yoğun çalışıyoruz anne babalar olarak ama bir yandan da çocuklarımızın bize ihtiyacı var. Şöyle düşünün, onlar dünyaya gelmek istemedi ve biz onları dünyaya getirdik. Yani bizim sorumluluğumuz daha fazla diye düşünüyorum. Ben hep o taraftan bakıyorum. Evet, yoruluyoruz, hayat şartları bizi çok yoruyor. Ama çocuklarımızın da gerçekten nitelikli zaman geçirmeye anne babalarıyla ihtiyacı var. İnanın özellikle ortaokul ve lise grubundaki çocuklar çok fazla size vakit bile ayırmak istemeyebilir ama siz olabildiğince 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika sadece çocuğunuzla beraber zaman geçirebileceğiniz alanlar oluşturun. Okul öncesi de çok önemli tabii ki. Belki çok duygularını ifade edemeyebilir ama oyunlarla duygularını ifade ettiği için küçük çocuklar oyun oynayabilirsiniz, oyun kurabilirsiniz. Hani küçük evde sorumluluklardan bahsettik. İşte oyun oynadıktan sonra oyuncaklarını beraber toplayabilirsiniz. Bu da çocuğun özgüveni, özdeğerinin gelişmesi için, kendini doğru ifade etmesi için, şefkatle kendini aslında kabul etmesi için çok çok önemli bir durum. Yani keyifli zaman geçirmek. Diğer bir madde ise çocuk olduğunu hiçbir zaman unutmamak çocuğumuzun. Biz istiyoruz ki okul öncesi çocuğum ya da 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuğumla beraber gittiğimde yemek yerken hiç sesi çıkmasın, benimle beraber yemek yesin, bir yetişkin gibi davransın istiyoruz ama o bir çocuk. Dökerek öğrenecek, kurallar koyarak öğrenecek. Siz prensipleri oluşturarak aile içerisinde bunu öğrenmesine katkı sağlayacaksınız. O yüzden çocuğunuzun çocuk olduğunu lütfen hatırlayın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İletişim kurarken de bazen şefkatle yaklaşmıyoruz. Acımasızca eleştirebiliyoruz. İşte tembelsin, dersini çalışmıyorsun, bu görevleri yerine getirmiyorsun, işte bu özelliğini hiç sevmiyorum, keşke doğurmasaydım gibi sözlerle gerçekten çocuklarımıza bilmeden zarar verebiliyoruz. Bazı hayat dersleri vermek isterken bunu lütfen unutmayalım. Çocuğumuzu şefkatle, sevgiyle yaklaşmak, öz değerinin kendi keşfetmesine destek olmak aslında. Hani diyoruz ya, rehber olalım. Evet, biz anne babayız ama ona sadece biz rehberlik edebiliriz, yol gösterici olabiliriz. Bu da özgüvenli ve öz değerinin farkında olan
çocukların daha başarılı, daha hayatında mutlu olduğunu söyleyebilirim bu konuda. Ve özellikle çocuklarınızın çocuk olduğunu unutmamanızı şiddetle öneriyorum. Yani özdeğer dediğimiz kavram, yine başa dönecek olursak da kendi özdeğerinin farkında olması, kendi yeteneklerinin farkında olması, yapamayacaklarının da farkında olması. Bakın en başında da söylemiştim, hala özgüvensizliği yaşayan yetişkinler de var. Her işi yapmaya çalışan, her işi koşturmaya çalışan, kabul etmiyor özgüvenini, özdeğerini. Aslında çok güvensiz olduğunu gösteriyor. Ben kendi değerimin farkında değilim, bana şefkatle, sevgiyle yaklaşılmadı. O yüzden de her yerde kendini kanıtlamaya çalışıyor. Anne baba olarak da öncelikle çocuğumuzun çocuk olduğunu unutmayalım. Koşulsuz sevgi verelim, şefkat verelim, nitelikli zamanlar verelim çocuğumuzla beraber zaman geçirirken. Onu kıyaslamayalım, başkalarıyla kıyaslama yapmayalım. Olduğu gibi kabul edelim, geliştirmesi gereken yanlarını sadece rehber olalım. Onu farkında olup anne babalar olarak sadece rehberlik yapabiliriz çocuğumuzun özgüvenini, özdeğerini geliştirmesi için. Dediğim gibi koşulsuz sevmek bence en birinci madde. Çünkü sevgi, çocuklar sevmeyi de sevilerek öğrendiği için sevgi verdiğimiz zaman inanın çok daha özgüvenli, çok daha başarılı, sonraki hayatlarında da çok daha huzurlu olabiliyorlar. Evet, bugün psikolog anne bölümümüzde özgüven nasıl oluşturulur, anne babalar neler yapabilir bu konu üzerinde sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de paylaşmamı istediğiniz farklı konular varsa sosyal medya hesaplarımızdan ve BBN Türk sosyal medya hesaplarından, internet sitesinden ulaştırabilirsiniz. Hangi konuda konuşmamızı isterseniz o konuları başlıklar halinde paylaşabilirsiniz. Evet, bugün Yaşamın Anahtarı ve Psikolog Anne bölümü bugünlük bu kadar. Umarım güzel bir cumartesi geçirirsiniz. Sevdiklerinizde sevgi dolu olur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.